Eşitsizliğini sağlayan en büyük tam sayı nedir? Sakın sadeleştirmeyin. Sadeleştirirseniz eşitsizlikte kök kaybedeceğiniz için tabloda eksik kalır ve hatalı gelir. Bu yüzden ne yapıyoruz arkadaşlar? X artı 2 parantezini alıyoruz. Sol tarafa atıyoruz. Bakın x artı 2 parantezinde artık şöyle gördünüz mü? Sol tarafa attım. Küçük eşit 0 dedim. X artı 2 parantezinde x eksi 3 eksi 1. Buradan eksi 1 gelecek. X eksi 4 olacak. Küçük eşit 0. Bir kök arkadaşlar. Eksi 2. Bir kök 4. Artı eksi artı. Böylece eksi 2 dahil 4 dahil kapı aralık en büyük tam sayı değil. D şıkkı 4 olur. Eşitsizlik sistemi çözerken arkadaşlar ben şöyle yapıyorum. Birinci eşitsizlik, ikinci eşitsizlik. Kökleri tek tek yazıyorum. Buradan 2, buradan eksi 5, 3 ve eksi 6. Küçükten büyüğe yazıyorum. Eksi 6, eksi 5, 2 ve 3. Sonra hangisi birincinin kökü? 2 ve eksi 5. Onları işaretliyorum burada. Eksi 6 ve 3 diğerinin kökü. Yukarıda neyle başlayacağız? Artıyla. Artı kökte işaret değiştir. Eksi artı yine artı. Kök yoksa işaret değiştirme. Aşağıya geldiğimiz zaman artı eksi 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 artı yine. Böylece küçüktür sıfır olması gerekiyor aşağıdakinin bu bölge. Üsttekinin de küçüktür sıfır olması gerekiyor bu bölge. İkisinin de sağlandığı bölge neresi geldi? Burası. Yani eksi 5 açık, 2 açık aralığı B şıkkı arkadaşlar. Birincisi tahtanın boyu arkadaşlar sıfırdan tabii doğal olarak büyük olacak. En üsttekine bakarsak x büyüktür eksi 12 olmalı. Bununla ilgili hiçbir sıkıntı yok. X kare her türlü sıfır veya sıfırdan büyüktür. Yani sıfırdan büyük olması yetiyor. Eksi sıfır olmaması yetiyor pardon. Sıfır hariç her şey pozitiftir x karede. 2x artı 2'nin sıfırdan büyük olması demek x'in eksi birden büyük olması demektir. O zaman bu 3 şartı birleştirince 1 x büyüktür eksi 1 olmalı. Buna göre yapacağız soruyu. 2 arkadaşlar eşitsizlik çözeceğiz. Yukarıdaki parça aşağıdaki parçadan daha uzun gördüğünüz gibi. X kare eksi x eksi 12 sıfırdan küçük oluyor. X eksi 4 çarpı x artı 3 sıfırdan küçük olduğu için yapıyorum tablomu. Eksi 3 ve 4 artı eksi artı. Haliyle arkadaşlar küçüktür olması gerekiyor. Eksi 3 ile 4 aralığı. Ancak ne demiştik? X eksi 1'den büyük olmalı demiştik. Bu yüzden eksi 1 ile 4 aralığında olması gerekiyor bu eşitsizliğin. Bu da ne demek? X büyüktür eksi 1 ve 4 aralığındaysa 2 ile çarpıp 2 eklersek 2 ile çarptığımız zaman 8x eksi 2. 2 eklersek 10x 0. 0 ile 10 arasında sağlayan 5 ve 9.2 var. Bu olmadı arkadaşlar. Cevap 1, 2, C şıkkı. Faktöriyel demiş arkadaşlar. Atalım sol tarafa. X artı 2 çarpı x artı 1 çarpı x faktöriyel. Eksi 12 çarpı x faktöriyel. Küçük eşit 0. X faktöriyel parantezinde x kare artı 3x artı 2 eksi 12 oldu. Doğru mu? Bakın x faktöriyel, x faktöriyel paranteze. Böylece x faktöriyel parantezinde x kare artı 3x eksi 10. X faktöriyel parantezinde x artı 5 x eksi 2 küçük eşit 0 arkadaşlar. X faktöriyele ne verirseniz verin kesinlikle ne olacaktır? 0 ve 0'dan büyük sayılarda pozitif olacaktır. Bu arada zaten faktöriyel olduğu için x'e arkadaşlar tam sayı verebiliriz ve vereceğimiz en küçük sayı 0'dır. Bu şartlar altında tabloyu düşünelim lütfen. Şimdi normalde eksi 5 iki köklerimiz. Ama burada bir de dediğim gibi şöyle bir kavram yapacağım. Şimdi bir eşitsizliğin matematiksel olarak doğru olması için. İki eşitsizlik diyelim E'ye yani buna. Sadece bu olsaydı eksi 5 ile 2 aralığında artı eksi eksi artı bu bölgede derdim. Ancak sorunun doğru olması için matematiksel açıdan şuradan itibaren değerler verebiliyoruz. Demek ki 0 ile 2 arasında arkadaşlar verebileceğimiz 3 tane farklı tam sayı değeri var. 0, 1, 2, B şıkkı. Bu soru gerçekten okuduğunu anlama sorusu. Böyle bodoslama denklem yapayım acaba oradan böyle bir şeyler yapayım denklemle işlemler neticesinde çıkar falan diye beklemeyin. Şak diye olayı görmeniz gerekiyor. Göremeyen arkadaşlarımız için söyleyeyim. Şimdi siz eşitsizlik çözerken arkadaşlar
ne oluyor sonuç olarak? Bir sayı veriyorum, uyduruyorum bu sorudan bağımsız. X büyüktür 8 olmak üzere X'in alacağı en küçük değer 9 diyorsunuz değil mi? Demek ki bu soruda da arkadaşlar X alacağı en küçük değer 3 ise büyüktür 0 olduğu için bir nevi X büyüktür 2 şeklinde bir şey çıkmış. Bundan dolayı alacağı en küçük değer de 3 olmuş X sayısının. Bu nasıl mümkün? Köklerden bir tanesi 0, bir tanesi evet 6 ama işte bir tanesi de 2'ymiş arkadaşlar. Ve 2'nin yanındaki işaret de artıymış. Böylece sağlayan değerler 2'den büyük olacağı için 2'den büyük en küçük sayı nedir? 3. Tablonun devamı nedir? Tek katlı kök olacağı için bunlar 3 tane kökü var. Birisi 0, birisi 6, birisi 8. Hepsi tek katlı oldu. Böylece burası da eksi olur, burası da eksi olur, burası da artı olur. Gerçekten doğru yaptım soruyu. Çünkü burası da denklemi sağlamasına rağmen, px büyüktür 0 olmasına rağmen bu değerler negatif. Burası arkadaşlar 2 ile 6 arasında pozitif sayılar. 2'den büyük en küçük sağlayan değer arkadaşlar hakikaten 3 oldu. Demek ki bunun denklemi baş kat sayısı eksi 1'miş. Eksi ile başlıyormuş. X eksi 0'dan x, x eksi 2 ve x eksi 6'ymış. Olayı böyle anlamanız gerekiyordu arkadaşlar. Hiç böyle kıvırmaya gerek yok. Şöyle yaparsanız böyle yaparsanız olur diyemem bu soruda. Eksi 1 çarpı eksi 2 çarpı eksi 4 çarpı eksi 8 eksi eksi 64'ten artı 64 geldi. A şıkkı. Kantar'da arkadaşlar verebileceğimiz sayılar eksi 2'den başlıyor gördüğünüz gibi. Belki bazı arkadaşlar orada takılmıştır. Verebileceğimiz son sayı da 20. Onun haricinde fx eksi gx'in sıfırdan büyük olduğu değerleri istiyor aslında bizden. 3x artı 1 eksi x kare eksi x artı 119 büyüktür 0. Buna bakacağız ama tanım aralığımız eksi 2 ile 20 arasında. Bu yüzden eksi x kare artı 2x artı 120 büyüktür 0. Hepsini sağ tarafa atsam negatifle uğraşmak istemiyorum şimdi ben. X kare eksi 2x eksi 120. Hocam böyle yapamaz mıyız? Tabii ki yaparsınız da ben çarpanları ayırırken x karenin başında eksi olmasını pek sevmiyorum. Onunla uğraşmak istemiyorum. O yüzden haliyle arkadaşlar böylece x eksi 12 x artı 10 küçüktür 0 oldu. Tabloyu yaparsak eksi 12 artı pardon eksi 10 artı 12 artı eksi artı. Neresi olacak? Eksi 10 ile 12 ama biz tabloda arkadaşlar eksi 2 dahil verebiliyoruz. 12'ye kadar gideceğiz. 12 ile eksi 12 arasında biri dahil biri dahil değilse direkt farklarını al. 14 tane sayı için pozitif olur arkadaşlar. C şıkkı. Bu soru arkadaşlar deneme yanılma sorusu ve hiçbir mahsuru yok. Tabii ki pat diye böyle görebilirsiniz. Ben gördüm hocam bu böyle olması lazım diyenlere saygı duyuyorum. Ama AYT'de süremizin yeterli olduğunu varsayarak telaş yapmaya gerek yok. Merak etmeyin. Yanlıştan da doğruyu bulabilirsiniz. En azından ne yapmayacağınızı görürsünüz. Burada söyleyeyim ben size. 3 bölü 2 m'den küçük mü ya da m 3 bölü 2'den küçük mü bunu araştırmanız lazım. M 3 bölü 2'den küçük olursa arkadaşlar artı eksi artı haliyle alacağı 2 değer 2 artı 3'ten 5 oluyor en küçük. Bunun olmadığını görüyoruz. Sonra arkadaşlar burada m'nin 3 bölü 2'den büyük olduğunu göreceğiz. Artı eksi artı. Şimdi hemen neyi göreceksiniz? Alacağı en küçük pozitif 2 tam sayı değeri. 3 bölü 2'den küçük ne var? 1 var değil mi? Haliyle 1 de bir pozitif tam sayıdır. O yüzden 1 olacak. Demek ki diğeri ne olması gerekiyormuş? 6 olması gerekiyormuş. 6 olması için de m'nin 5 olması lazım. Hakikaten o zaman 5'ten büyük ilk değer 6. 3 bölü 2'den küçük son değer 1. Toplamları 7 olur. E şıkkı arkadaş. C şıkkı arkadaşlar. Toplamları 7 idi. Bizim bulmamız gereken sayıyı 5 bulduk çünkü. Analitik düzlemde 3. bölge hem x'in hem de y'nin eksi olduğu bir bölgedir. Bakın burası. Haliyle x eksi 1 bölü x eksi 4 küçüktür 0 olmalı. X eksi 4 bölü x artı 5 de küçüktür 0 olmalı. Birinci eşitsizliğin kökleri 1. Tek tabloda ama 2'ye bölerek yapıyorum ben. Birincinin kökleri 1, 4. İkincinin kökleri 4 ve eksi 5. Eşitsizlik sisteminde sakın 2 tane kök geldi diye çift katlı kök demeyin, tamam mı? Bunlar çünkü alakasız birbirinden eşitsizliklerin kökleri. Dolayısıyla arkadaşlar burada yazacağım kökleri küçükten büyüğe. Eksi 5, 1 ve 4 olacak. Bundan sonra 1 ve 4 birinci denklemin kökleri.
İkinci denklemin kökleri eksi 5 ve 4. Artı ile başlayacağım. Eksi, artı, artı. Yine aynı şekilde artı ile başlayacağız. Eksi, eksi, artı oldu. İkisinin de küçüktür olduğu yer 1 ile 4 aralığı. Açık aralık olacak. 1 ile 4 aralığında olduktan sonra 2 ve 3 arkadaşlar. Sağlayan değerler 2 farklı B şıkkı. 2 olduğu için arkadaşlar birincisinde hemen çift sayı oldu. Çift sayı olduğunda da neye bakacağız? 2 çarpı fx 2 üzeri eksi 1'den fx üzeri 1, yani normal fx işte. Sonra buradan dolayı da 2 çarpı x kare artı x olduğunu anlayacağız bunun. İkincisine gelirsek gx'de bakın 1 bölü x eksi 1 var. Peki ne kullanacağız? Tek sayı olduğuna göre arttıracağız bunun üstünü. 1 bölü x eksi 1 g küp dediği için haliyle arkadaşlar ne olur? Dördüncü kuvvet olur çünkü arttır diyordu ve 3'ü de yanına yazacağız. Bundan dolayı artık bakın x çarpı x artı 1 bölü x eksi 1 alacağı değerler. Şimdi kökleri yerleştiriyorum. Eksi 1, 0 ve 1 artı. Sonra bakın x eksi 1'in dördüncü kuvveti çift katlı kök olduğu için yine artı, eksi ve artı oldu. Negatif olduğu yer eksi 1 kapalı, 0 kapalı. Çünkü payı 0 yapmasında bir mahsur yok. Küçük eşit 0 demiştik arkadaşlar. Cevap A şıkkı. Kökleri verilen bir polinom parabol arkadaşlar malum x eksi x1, x eksi x2 diye yazılıyor. Haliyle baş katsayısı A demeye gerek yok, vermiş eksi 1. X ve x artı 4 ile tam bölünüyormuş. Direkt bakın denklem hazır böyle. Şimdi artık px artı 2 diyeceğiz. Px artı 2 eksi 1 çarpı x artı 2 çarpı x artı 6. Böylece arkadaşlar bu denklemin büyük eşit 0 olması için tabloyu hemen oluşturalım. Eksi 6 ve eksi 2 kökler. Baş katsayı eksi olduğu için eksi ile başlayacağız. Sonra artı, sonra eksi. Eksi 6 kapalı, eksi 2 kapalı aralığı C şıkkı. Px eksi 1 polinomuna odaklanalım. Ne olduğunu bilmiyoruz baş katsayının. Ancak şunu biliyoruz. X eksi 2'ye de bölsek, x eksi 4'e de bölsek kalan arkadaşlar 4 gelmiş. O yüzden bu formatta yazabiliriz. Tamamen bölünseydi hiç 4'ü bile yazmayacaktık. P eksi 1 çarpı eksi 16, P2 artı 4 büyüktür 0'mış. Şimdi Px eksi 1'i P eksi 1 yapmak için x'e 0 vermeliyiz. Böylece P eksi 1 kaça eşit olacaktır? A çarpı eksi 2 çarpı eksi 4 artı 4'ten 8A artı 4. Şuraya 8A artı 4 yazdığımızda 8A eksi 12 olur. P2 yapmak için arkadaşlar kaç vermeliyiz? Ona bakalım. 3 vermeliyiz. A 3 eksi 2 1, 3 eksi 4 eksi 1 artı 4 oldu. Böylece orası da eksi A artı 4. Bir de 4 daha eklenmiş. Eksi A artı 8 gelir. Tablosunu yaptığımız zaman 1,5 ve 8. Baş katsayı burada eksi, burada artı, eksi artı, eksi. Büyüktür 0 olmasını istiyoruz. 1,5 ile 8 arasında kaç tane sayı var arkadaşlar? 2 dahil, 7 dahil olmak üzere 6 tane sayı var C şıkkı. Küpün bir kenarına x diyeceğim ben arkadaşlar. X dediğim için buna göre o zaman 3 birim kırptığımız için şuradan x eksi 3, 2 de oradan gittiği için x eksi 2. Ama boyunun x olduğunu unutmayın. Şu dikdörtgen prizmasının hacmini yazıyorum o yüzden. Prizmanın hacmi x eksi 2 çarpı x eksi 3 çarpı x olacak. Sonra aynı şekilde şu sol üsttekine bakarsanız bir kenarı 2, bir kenarı 3, bir kenarı da x olduğu için bunun hacmi de arkadaşlar 6x. Bu şunun hacminin 3'te 1'inden büyükmüş. Denklemimiz böylece bu oldu. Artık x parantezinde x kare eksi 5x artı 6 derim. Büyüktür 2x. Atarım sol tarafa, sakın sadeleştirme yapmayın. Sadece pay ve payda sadeleştirilebilir. Eşitsizliklerde yoksa bunlarda yaparsanız, yani böyle aynı hizada olursa payları sadeleştirirseniz kısacası hata yaparsınız arkadaşlar. Nadiren hata yapmazsınız. Böylece bu durum oldu. X parantezine alınca x kare eksi 5x artı 4 büyüktür 0. X, x eksi 4 ve x eksi 1. Şimdi tabloyu oluşturdum. 0, 1, 4 değil mi? Artı, eksi, artı, eksi.
Normalde 0 ile 1 aralığını alabilirim gibi görünür ama x'e 0 ile 1 aralığında bir sayı verirseniz kenar negatif olur. Mecburen tabii ki 4'ten büyük değerler alır x arkadaşlar. D şıkkı.